Gelmiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safrek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün oyun oynayarak para kazanabileceğiniz bir internet sitesini tanıtacağım. Bu internet sitesinde bir madencilik simülatörü dönüyor. Bu simülatörle oyunlar oynayarak sanal madencilik yaparak para kazanabiliyorsunuz. Şimdi madencilik deyince aklınıza hemen aman bilgisayarım yanacak falan gibi şeyler gelebilir. Çünkü hep öyle duyduk. Bu öyle bir şey değil. Arka planda işlem yapan zaten bilgisayarınıza bir şey indirmediğiniz için teknik olarak da mümkün değil. Sadece oyuna girdiğiniz sırada oyun oynayarak eğer daha fazla kazanmak istiyorsanız yatırım yaparak daha fazla gelirler elde edebileceğiniz ya da sadece oyun oynayarak küçük miktarlarda kazanç elde edebileceğiniz bir platformu tanıtacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlediğinizden emin olun ki haftada 3 yeni ücretsiz eğitim videosu paylaşıyoruz. Bu videolardan sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce katıl üyelerimizi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız herkese açık videolarımızın yanında katıla özel paylaştığımız para kazanma metotlarını öğrenebilir ve bir sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Platformumuz rollercoin.com arkadaşlar. Ben şöyle eski hesabımın referans linkiyle kayıt olacağım. Sizler için yeni bir hesap oluşturacağım. Referans linkiyle kayıt olmamın sebebi referans linkiyle başladığınızda ekstra bir sanırım yaklaşık 10 liralık bir bakiye ile başlatıyor. Yani direkt olarak 10 lira kazanmış oluyorsunuz. Şimdi ben referans linkiyle girdim. Start mining diyorum. Giriş yap kısmından daha önceden girmediğim bir mail adresimle giriş yapacağım. Daha önceden kayıt olduğumla değil de yeni bir hesapla hemen bir karakter yaratmamı istiyor. Karakterimin ismi Hanemiş Teknoloji olsun. Tabii ki mail erkek olsun. Şöyle rastgele avatar üretelim. Siz daha özelleştirebilirsiniz. Çok önemli değil benim için. Zaten öylesine yapıyorum ama ne var? Buralar saç. Ya buralar tişörtmüş. Şuradan kafayı belirliyorsun. Ağzını belirliyorsun. Gözlerini belirliyorsun. Hadi böyle olsun. Siz kafanıza göre üretebilirsiniz. Ya da randomize diyerek onun size otomatik bir şeyler oluşturmasını sağlayabilirsin. Şöyle güzel bir şey gelse de. Dede güzel de aslında da hızlı geçtim. Heh, bu iyi. Save diyorum. Karakterimi kaydediyorum. Bu arada gördüğünüz gibi şurada Türkiye içinde yani depremlerden dolayı böyle bir görsel eklemişler. Birçok platformda görüyorum. Şunları geçiyorum, ben size zaten anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya geliyorum. Start mining diyorum. Şimdi burada bilmeniz gereken ilk şey my power. My power sizin madencilik kazım gücünüz. Benim şu an 0. Beraber bunu yükselteceğiz ki kazım yapıp gelir elde edebilelim. Şimdi bu gücü elde etmenin 2 yöntemi var. 1. Oyun oynamak. İkincisi yatırım yaparak mining cihazları almak. Bunun için cebinizden para çıkması gerekiyor. O yüzden ben oyun oynayarak kısmını göstereceğim. Hemen games'e tıklayabilirsiniz. Next diyorum, şuraları geçiyorum. İlk başta bana öğretmek için geliyor. Buradan bir tane oyun seçeyim. Mesela şunu seçeyim hemen. Beraber oynayalım. Start diyorum. Şöyle herkesin bildiği, muhtemelen hayatında mutlaka bir kez de olsa oynadığı bir oyundur bu. Evet. Oyun bittikten sonra tekrar başlatabilir ya da Game Power diyerek kazancı alabilirim. Hemen ben Game Power diyorum. Bu kadar ne kadar power vereceğine bakmadım bu arada. Neyse versin bakalım. Güzel. Tamam. Şimdi başka bir oyun seçelim. Şurada Flappy Birds çakması bir oyun var. Hatırlayanlar hatırlarlar. Bilenleriniz bilirler. Bir aralar gündem olmuştu Flappy Bird oyunu. Aynı Flappy Bird oyunu. Evet, hemen buradan da power'ımı alıyorum. Gücümü veriyor bana. Gücüm yükseliyor. Güzel. Şimdi ana sayfaya geri geliyorum. Start mining kısmına geliyorum. Şu anda gücüm 1888 TH oldu. Hemen kazım yapmaya başlayacağım. Bunun için şuradaki çenteye tıklayarak split power diyorum. Şimdi ben gücümle ne kazayım? Buradan bunu seçeceğim. Ben şu an gücümün %100 ile Bitcoin kasıyormuşum. Bunu istediğim gibi değiştirebilirim. Bunu 0 yaparım. Gelirim. %100 ihtimalle Roller Token kasarım. Ya da işte derim ki sen %50 kasıl, %50 Bitcoin, %50 Ethereum kasılsın diyebilirim arkadaşlar. İstediğim gibi bunları oranlayabilirim. Save Changes diyerek bunları kaydediyorum. Ne diyor? Ha, 12 saatte bir değiştirebilirsin diyor. Oyuna yeni başladığım için izin vermedi. 12 saatte bir değiştirme hakkım var. Oyuna üye olduktan sonra 12 saat sonra değiştirebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra da yine 12 saat beklemenizi isteyecek. Tamam, ben şimdilik Bitcoin kasıyorum, no problem. Şu anda totalde oyunda
310.591 güçlük bir kazım çalışması oluyor diğer oyuncularla birlikte. Ben bugün bir oyun oynamışım. Farklı görevler de var burada. Buradaki görevleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında nasıl güç alırım derseniz, kazım gücü, store kısmına gelip buradan miner kısmından bir madenci cihazı almanız gerekiyor. Eğer gücünüzü arttırmak istiyorsanız, oyun oynayıp vakit kaybetmek de istemiyorsanız buradan cihaz alabilirsiniz. Ama unutmayın, sadece cihaz almak yetmiyor. Cihazı koymak için bir tane de raf almanız lazım. Şurada 6'lı ve 8'li, yani 8 cihaz konabilecek ve 6 cihaz konabilecek 2 çeşit rafım var. İstediğimi seçip alabilirim. Bunun dışında işte çeşitli burada tasarımlar var, skinler var. Onun dışında şans kutuları var. Bu şans kutularını alıp içerisinden bir şey çıkartabilirim. Değerli bir şey de çıkabilir, değersiz bir şey de çıkabilir. Adı üstünde şans kutusu. Tüm bunların dışında bunları direkt olarak platformun, yani roller coin'in kendisinden alıyorsunuz burada, mining cihazlarını falan. Bunun dışında şöyle bir marketplace dediğimiz bir nokta var. Marketplace'te ise sizin gibi bu platforma üye olmuş insanların sattığı şeyler var. Burada bunlardan istediğinizi seçip alabiliyorsunuz. Yani o kişiye para ödemiş oluyorsunuz. Bildiğin pazar. Aynı şekilde kendi ürünlerinizi sell kısmından satışa çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten eski versiyonlarında yoktu bu arada. Rollercoin gerçekten yani yıllardır var olan, popüler, bilinen, kaliteli bir oyundur. Daha doğrusu bir platformdur. Oyun demeyelim direkt olarak Rollercoin'e. Bu özellik sonradan geldi ve gerçekten çok mantıklı arkadaşlar. Çok severim böyle özellikleri. Oyun oynadığım zamanlarda kazandığım bir şeyi oyun içerisinde satmak gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Onun dışında şöyle ana sayfaya geliyorum. Burada benim kazancımı, ne kadar satoshi kazdığımı gösteriyor. Daha gücümü yeni yeni yükselttiğim için, hatta daha düşük, biraz daha yükseltmem lazım. Şu an burada 0 satoshi yazıyor ama daha fazla oyun oynadıkça, daha fazla güç kazandıkça bu güçle daha fazla kazım yapıp daha fazla kazanç elde edebileceğim. Ama dediğim gibi eğer tutup bu oyuna yatırım yapmazsanız, bu platforma yatırım yapmazsanız kazanacağınız şey 3 lira 5 lira. Yani çok yüksek gelirler elde edeceğinizi zannetmeyin. Onu baştan söyleyeyim. Ama damlaya damlaya göl olur. En azından sağda solda bomboş hiç kazanmayacağınız oyunları oynamaktansa gelir burada oynarsınız. Onun dışında zamanla hani gücünüz katlanarak arttığı için ve mesela yani bunda birçok bonus var aslında. Her gün girdikçe ekstra bonuslar elde ediyorsunuz vesaire. Ne diyor mesela? Flappy Rocket kazanmak için 15 tane oyun kazan. Burada çeşitli görevler de var. Haftalık ya da günlük görevler. Bunları gerçekleştirdikçe zaten kazım gücünüz artacağı için kazandığınız ücretler de artacak arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki eğer yatırım yapıp daha fazlasını kazanmak isterseniz mining cihazı alabilirsiniz. Bu mining cihazları kazım gücünüzü ekstra arttırıyor arkadaşlar. Onun dışında oyunlar kısmına tekrar gelirsek, burada oyunların bir zorluk seviyesini görüyoruz. Sıfırdan baktığınızda, şu an oyunların hiçbirini oynamadığım için bu hesaptan, hepsinin zorluk seviyesi bir. Diyelim ki bir oyunu kazandığınız birinci seviyeden ikinci seviyeye geçiyor. İkinci seviyeye geçtiğinde oyunun zorluğu artsa da kazanacağınız güç de arttığı için fazla üzülmezsiniz, canınız sıkılmaz. Bunun dışında bilgisayar level'ı, seviyesi deneyen bir olay var. Diyor ki 8 tane oyun kazanırsan level'ın yükselecek, yani birinci level'dan ikinci level'a geçeceksin. Ama burada da bu level'lar bir gün boyunca tutuluyor, yani bir gün boyunca girmediğinde bir gün sonra level'ın düşüyor arkadaşlar. Onun dışında elektrik dediğim bir şey var şurada gördüğünüz. Şu an benim mining cihazım olmadığı için burası aktif değil ama diyelim ki bir mining cihazı aldınız, sizin elektriğe ihtiyacınız olacak. Korkmayın, elektrik için önemli bir şey yapmanız, uğraştıran bir şey yapmanız gerekmiyor. Recharge dediğiniz an elektriği doldurmuş oluyorsunuz. Peki neden, hani bu kadar basitse neden böyle bir özellik var? Çünkü şöyle arkadaşlar, düşünün şurada 5 tane bar var ve siz 5 kere recharge yaptınız, 5'ini doldurdunuz. Yani buradaki şarjlar günde 1 bar azalıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Siz 5 gün boyunca oyuna girmediniz diyelim, 5 günün sonunda bu barlar sıfıra iner ve 6. günden itibaren madencilik cihazınız olsa bile madencilik yapamazsınız çünkü şarjınız biter. Yapmanız gereken tek şey oyuna girip 5 kere recharge yapıp şurayı doldurmak. Doldurduktan sonra 5 gün daha gider, öyle düşünebilirsiniz. Ya da zaten oyuna her gün giriyorsanız, girmişken buradan recharge yaparsınız. 2-3 gün giremediğinizde önemli olmaz. 5 gün girmediğinizde 6. günde sıkıntı yaşarsınız. Yani sıkıntı dediğim işte mining yapamazsınız arkadaşlar.
Bunun dışında arkadaşlar, bahsettiğim gibi birinin davet linkiyle üye olduğunuzda şöyle bir Bitcoin oranıyla, işte kaçta bir şu an ölçemiyorum, Bitcoin çok büyük olduğu için bu kadar sıfırlarla konuşuluyor, ondalık sayılarla, bu şekilde bir ön bakiye ile, yaklaşık 10 liralık bir bakiye ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer benim linkimle kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına o linki de bırakırım. Böylelikle oyuna sıfır olarak değil de yaklaşık 10 liralık bir bakiye ile başlama şansınız olur arkadaşlar. Ya açıkçası biz zamanında Facebook'ta buna benzer bir ton oyun oynuyorduk. İşte Sanalika vardı, Restaurant City vardı. İşte orada böyle işte restoran dizayn ederdik bir şeyler. İşte güya para kazanırdık o restorandan müşteri geldikçe. Ama aslında gerçek para kazanmazdık. Aynısı, aynı oyunlar ama bu sefer gerçekten para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şanslısınız. Bence oynamaya değer, eğlenceli de gözüküyor. O yani saatlerimi, günlerimi harcadığımı bilirim o tarz oyunlarda hiçbir şey kazanmadan. Siz bu şekilde bu oyunlarla kazanabilirsiniz. Ha çekim. Diyelim belirli bir kazanca ulaştınız ve çekim yapmak istiyorsunuz. Öncelikle mining yaptıkça siz RLT kazanıyorsunuz. Daha sonra bu RLT'leri Bitcoin'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. Çevirdiğiniz Bitcoin'e başka bir coin'e de çevirebilirsiniz. Sadece Bitcoin değil. İşte Bitcoin, Tether, artık neye çevirdiyseniz, Tron. Diyelim Bitcoin'e çevirdiniz. Zaten benim şöyle ön bakiyem var Bitcoin olarak, gördüğünüz gibi. Linkle kayıt olduğum için, davet linkiyle kayıt olduğum için. Buradan withdraw diyerek Binance'taki ya da herhangi bir kripto platformundaki cüzdan numaranızı buraya girerek çekim talebi oluşturabiliyorsunuz ve çekim yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar, o zaman bu videonun da sona gelmiş olalım. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese açık videolarımızın yanında katıl özel paylaştığımız videoları görmek ve bir sonraki videolarda kendi isminizi destekçi olarak görmek isterseniz katıl üyemiz olabilirsiniz. Hanimiş Teknoloji Instagram sayfasında her gün yeni bir paylaşım yapıyoruz. O paylaşımları da takip etmek için Instagram'da Hanimiş Teknoloji'yi aratıp takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.